Evet sevgili Ghost ekip takipçileri, bu videomuzda sizler için sirkeyle beyaz peynir yaptık. Videomuzu izlerseniz görmüş olduğunuz peynir yapmış olacaksınız. Eğer böyle bir peynir nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Ve şimdi peynirimizi yapmaya başlıyoruz. Sevgili Ghost ekip takipçileri, tekrar bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda beyaz peynir yapacağız. Malzemelerimiz yarım su bardağından biraz fazla beyaz sirke. Her zaman söylediğim gibi sirkenin hiçbir önemi yok. Elma olabilir, üzüm olabilir. 2,5 yemek kaşığı yoğurt ve 2,5 litre sütümüz var. Her zamanki gibi sütümüz doğal ve çiğ. Şimdi sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Ve yine her zamanki gibi mutfağımızı batırıyoruz. Evet, sütümüzü boşalttıktan sonra sütümüzün içinden şöyle biraz süt alalım. Evet, 4 kaşık süt aldık. Şimdi şunu güzelce yoğurdumuzu, sütümüzü güzelce karıştıralım. Bir kaşık daha alayım. Hatta bir kaşık daha alayım. Güzelce seyreltelim. Evet, şimdi süt ve yoğurt karışımımızı 2,5 litre sütümüzün içine dökelim. Ve güzelce karıştıralım. Yaklaşık 1 dakika karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Şöyle markası gözükmesin. Ve bu şekilde 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, süremiz doldu. Şimdi tenceremizin kapağını açıyoruz. Ve şimdi tenceremizin altını yakıyoruz. Tenceremizdeki sütü ısıtmaya başlıyoruz. Şimdi peynirimizi iki türlü yapabiliriz. İstersek sütümüzü 36 dereceye kadar ısıtıp
Daha sonra sirkemizi dökebiliriz. İstersek sütümüzü kaynatıp kaynarken sirkemizi dökebiliriz. Biz mayasız mozzarella peyniri yaparken sütümüzü 36 dereceye kadar ısıttık. Sirkemizi döktük. O şekilde mayaladık. Bu videomuzda sütü kestirerek peynir yapmaya çalışacağız. Ve sütümüz kaynarken sirkemizi dökeceğiz. Ve beyaz peynirimizi yapmış olacağız. Sütümüzün kaynamasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sütümüz hafiften kesildi. Şimdi şöyle sirkemizi de atalım. Güzelce karıştıralım. Yaklaşık bir dakika karıştıralım. Sütümüzü ısıtırken elimizden geldiği kadar sütümüzün altını az açalım. Çok açarsak sütümüzün altı yanabilir. Evet, şimdi biraz daha açarım altını. Şöyle bir yemek kaşığı da tuzumuzu atalım. Tekrar karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ve sütümüzün rengi yeşili aldı. Bakın, peynir altı suyumuz oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıp süzmeye başlayabiliriz. Evet, biz bunu süzelim. Evet, peynirimizi süzdük. Son hali bu. Şimdi bunun üstüne ağırlık koyacağız. Ve yaklaşık 2 saat falan bekleyeceğiz suyu süzülsün diye. Suyu süzüldükten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, peynirimizi kalıptan aldık. Son hali bu. Şimdi peynirimizi şöyle kesiyorum. Küçük bir dilim. Şöyle yakından da göstereyim size. Evet, şimdi tadına bakıyoruz. Tadı gayet güzel. Buna %10 tuz karışımı olan bir suyun içine atarsanız daha iyi olur. Hem uzun süre saklarsınız. Bir hafta falan saklayabilirsiniz. Şimdi başka birine tattırıyorum. Nasıl tadı? Çok güzel olmuş. Arkadaşlar,
Peynirimiz gerçekten güzel oldu. Tavsiye ederim. Hoşça kalın. Ghost ekipte kalın. Videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.